Herkese hayırlı akşamlar. Cesur Haber stüdyolarındayız. Dışarıdan işte gürültüyü duyuyorsunuz. Şu an Beylikdüzü'nde Sevgi Barış etkinliği var. Her akşam da bu gürültüyü, bu müziği burada Beylikdüzü halkı yaşıyor. Şimdi etkinlik için şehrin tam göbeğinde olması hoş bir şey değil. Hadi akşamları oluyor, bunu diyelim anladık. Gündüz de aynı şekilde aynı gürültü devam ediyor. Gündüz de prova yapıyorlar. Bu yerleşim yerinde, etkinlik alanının bitişiğinde çok binalar var ve binlerce kişi burada oturmakta. Hastalar var, sabahleyin işe gidecek olan insanlar var, cenazesi olan evler var, şehitlerimiz var. Ama dediğimiz gibi Beylikdüzü Belediyesi Sevgi ve Barış Etkinliği yapma inadına devam ediyor. Biliyorsunuz 7 Haziran'dan bu yana şu an 70'e yakın şehidimiz var. Her gün şehit haberlerini duymaktayız. Biz de o yüzden o çekimleri yapmıyoruz ve yayınlamıyoruz. Biraz evvel de bir haber yaptık, bir paylaşımda bulunduk sosyal medyada. Aynı şekilde televizyon kanallarımıza da yayınladık onu. Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu seçimden evvel bir sloganı vardı. Bir seçim, bir gün, yönetim 5 yıl diye. Biz de bu o zaman insanlara vaat ettiği tanıtım videosuyla ilgili bir yorum yaptık. Oradaki paylaşımlarını, yani vatandaşlara vaat etmiş olduğu konuları gündeme getirerek sorular sorduk. Mesela bir tanesi şudur. Beylikdüzü dediğimiz zaman Beylikdüzü E5 karayolundan başlayıp Yakup ve Gürpınar sahil şehrine kadar, denizine kadar olan alanı kapsar. Beylikdüzü'nde Gürpınar ve Kavaklı sahili çok güzeldir ve çok büyük bir alanı kapsar ama maalesef ki Beylikdüzü halkı buradan yeteri şekilde paylaşamıyor. Niye diyeceksiniz? Çünkü buraya giden gelen bir vesait yok. Paylaşımımızda da bölgemizde tanınan, sevilen iş adamlarından Metin Karayaz'ı yorum yapınca biz kendisini telefonla arayarak Metin dedik, gel beraber bir sohbet yapalım. Kendisi aynı zamanda yakın arkadaşımız, dostumuz vardı. Geçmişe dayanan bir arkadaşlığımız vardı, sevgi saygımız vardı karşılıklı. Ve Metin, müsaade seni kaldırdık, spor salonundan geldin galiba. Evet. Hoş geldin diyoruz ve senin düşüncelerini alalım. Hoş bulduk. Sevgili Gökhan Gülmez. Tabii bugün, şimdi az önce de duydum, Dünya Barış Günü. Evet. Güzel. Peki barış nedir? Ölümün olmadığı, şehitin olmadığı, kanın dökülmediği, acının olmadığı bir gündür. Ben gençken haftada bir Türk filmi yayınlanırdı, hiç unutmuyorum. Tabii şimdi ne alaka diyeceksiniz ama bu konuya bağlı. İşte yaşanmışlık var, dinleyelim. Haftada bir Türk filmi. Hep o günü beklerdik biz. Tam film başlamaya 5-10 dakika kala annem geldi, televizyonu kapattı. Tabii şaşırdık, biz anneme ben sistem ettim. Anne niye televizyonu kapatıyorsun? Haftada bir gün bir Türk filmi. Oğlum dedi, hatırlamıyor musun? İşte komşumuzun hanımı vefat etti. Tamam, bu bizim evimiz. Evimizde televizyon. Ama komşumuz orada, biz dışarıya ses vermiyoruz. Türk'ün kültürü, örf adeti, önemlisi bunu gerektirir. Barışı biz ne zaman yapalım biliyor musunuz? 30 Ağustos'un zafer ilan edildiği günkü gibi yapalım. Milyonlarca şehidimiz dahi olsa biz o zaferi aldığımız gün yapalım. Her gün 20 yaşındaki bir civanın şehit haberi gelirken bunu yapmak hiç de hoş değil. Biz değil. Barışta değiliz. Kimler bunun adına ne derse desin biz bir savaştayız. Belki Ekrem'in oğlu değil, belki benim oğlum değil. Belki Meclis üyelerinin, belediye başkan yardımcının, belki başbakan, cumhurbaşkanının oğlu değil ama ateşin düştü, evin oğlu yanıyor şu anda. Güzel bir diyorum, güzel bir söz. Böyle bir şenliğe, şarlatanla, şakrakçılığa gerek yok. Şuraya harcanan paraya da gerek yok. 17 aydır gelmiş, 17 aydır yaptığı hiçbir şey yok. Maalesef. Acama gerçek. Hadi onu geçtik. Bari bu insanların acısıyla baş başa bırak ya.
Şu an saat kaç? Hala müzik çalıyor. Doğru söylüyorsun. Cenaze olabilir, hasta olabilir, her şey olabilir. Bunun amacı ne? Saat 11.08 geçiyor şu an. Bunun amacı ne? Amaç ne burada? Peki, çok şehit ailelerin evini gösterdiler. İçeriye giriyorsun kerpiçten, bir oda, bir salon. Takatları bile yok. Şuraya verilen milyonlarca lirayı götürüp o insanlara verseydi daha iyi olmaz mıydı? Onlara bir ev alsaydı daha iyi olmaz mıydı? Onların çocuklarına yardım etseydi daha iyi olmaz mıydı? Ben üzüldüm. Beylikdüzü'ne yaşayan bir birey olarak. Ben Beylikdüzü'ne yaşayan bir birey olarak üzüldüm. Ve bu halkın dün Candan Erçetin konserini doldurmasına da çok üzüldüm. Dün ve evvelsi gün çok üzüldüm. Doluydu burası. Çok üzüldüm. Buradan herkese sesleniyorum. Onlar şu anda şu saatte dağda, mağarada, arazide çok zor koşullarda 20 yaşlarında, 21 yaşlarında bizim evlatlarımız. Bir kör kurşun gelebilir. Onları sakat bırakabilir. Onları şehit edebilir. Bu genç yaşta hayatlarının bağını hayatlarından alabilir. Hepsinin ifadesi şu. Efendim bizi güçsüz görmesinler. Ekrem İmamoğlu. Zaten kimse ne Türk milletini ne Türk Cumhuriyeti'ni güçsüz göremezler. Rahat ol. Bu seninle güçlü olmadı, seninle de olmayacak. Ama bunu da çalı, çengi, davul, zurna ile yapmanın bir anlamı yok. Etik değil, yanlış bir olay. Her ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı eğlenceler, şeyleri yasaklamış. Hayır, sen İzmir'de İzmir Fuarı çok sönük geçiyor ve İzmir'de CHP'li belediyeler bütün etkinlikleri iptal etti müzikten. Şimdi tabii buradaki ne amaçlı? Çünkü burada yapılacak hiçbir şey yok. Yani işimiz gücümüz 17 aydır program yapmak, müzik yapmak. Bir şey yok ki, ortada yapılan bir şey yok. Yani bir şey göstermek zorundayız. Zaten bir senelik faaliyetinde açıklayamadık. Son bir sene zaten ama kedi evleri yaptı yalnız, haksızlık yapmamalı. O kedi evleri yaptı, evet. Şimdi ama köpeklere yapmadı, o kötü. Keşke köpeklere de yapsaydı. Ya yapsın, hayvanlara da yapsın, onlar da bizim. Onlar da Allah yarattığı bir varlık, onlar da bir canlı. Ya hiçbir şey yapmaz. Beni kızdıran onun hiçbir şey yapıp yapmaması değil. Şehit haberlerinin geldiği şu günde etkinlik yapması. Şöyle bir program yapmaz. Ve bunun adına Dünya Barış Günü demez. Kimle barıştık biz? Soruyorum şimdi kendisine. Aile fertlerinden bir tanesi teröre kurban gitseydi bunu yapar mıydı? Gerçekten Canan Erçetin'in çıkarını bugün bu programı yapar mıydı? Biz de buradan soruyoruz. Vazgeçtim aile fertlerini. Meclis üyelerinden, belediye başkan yardımcılarından bir tanesinin bir aile ferdine bu amaçla bir şey olmuş olsaydı. Onu geç. Dün Candan Erçet'in programda olduğu Beylikdüzü'nden bir gencimiz, bir çocuğumuzun şehit haberi gelseydi. Program yarı kesilecek miydi? Dün zaten yine şehidimiz var, bugün de var. Hayır. Beylikdüzü'nde ikamet eden bir kardeşimizin şehit haberi gelseydi. Program kesilecek miydi? Emin ol, kesilecekti. Çünkü o yeri burasıydı. Peki, Siirt'te, Diyarbakır'da, Kars'ta, Erzurum'da, Erzincan'da, Sivas'ta, Osmaniye'de, Trabzon'da, Rize'de oturan bizim evladımız değil mi? Onlar şehit olmuyor mu? Maalesef ki. Ben her zaman söylediğimi söylüyorum. Biraz siyasi olacak ama CHP'nin işi gücü davul çalıp oynamak galiba. Bir bando takım kuralım onlara. Türkiye'yi temsilen. Türkiye bando takımı diye. Kurmuşlar. 30 Ağustos günü yollarda çalarak gezdiler. Var. Yeni kurmuşlar bir bando takımı. Tabii bunlar acı. Ben ilk defa böyle bir açıklama gereği duydum. Şehitlerimiz dün mesela bu sabah izledi bir çocuk bağırıyor. Babam bana geri getirin diye. Onu alıp getirseydik buraya yavrum babanı getiremedik ama onun yerine Candan Erçetin'i getirdik. Gel biraz moral bul. Bizim moralimiz güçlü olsun. Biz PKK'ya diyelim ki biz güçlüyüz. Biz bak program yapıyoruz. Bizim şehidimiz olsa da ölümümüz olsa da umurumuzda değil. Biz oynayıp da zevkini de bilen bir insanız, bir milletiz diyebilirim. Bunu diyebiliyor muyuz? Yazıklar olsun. Beylikdüzü halkının parasıyla, Beylikdüzü insanın
emeğiyle elde edilen geliri safsata şeylere harcayan, ben protesto ediyorum. Bir yazımda yazmışsın ki Ekrem İmamoğlu'yla kimse görüşemiyor. Evet, 1,5 sene, 17 aydır ya maalesef bütün vatandaşlardan şikayet geliyor, mail geliyor bize. Maalesef belki bunu izler mi? İzliyor, yakın takip ediyor. Bilmiyorum da. Bizim haberlerimizden sonra pek çok şey verip düzeldi, değişti. Orhan Bey, ben Metin Karayaz'ın ben de görüşemiyorum kendisiyle, aracı olmadan. Hı hı. Bana bir telefon vermiş, kendisiyle görüşmüştüm. Bu numara senin mi ve sende mi kalacak diye. Bana şu sözü vermişti. Bu telefonu 24 saatte arasam ben açacağım diye. Ama maalesef seçimden 2 ay sonradır ben o arkadaşın o numarasıyla ona ulaşamıyorum. Ama şunu unutuyor. Şunu çok unutuyor. Niye ulaşamıyorsun? Gün çabuk geçer. Keser dönen, saplanır, böyle gün olur. Gün çabuk geçer. Gün çabuk geçer. Kim ki bu milletin hizmetinde kusur ederse, bu millet onun bedelini şekilde onu ödetir. Biz de o milletin neferlerinden, farklarından biriyiz. Kendisinin burada, özellikle Ekrem Bey, ben sana ulaşamıyorum direkt. Ben ulaşamıyorum, dikkat et. Belki sana getirirler bunu, belki getirmezler, bilmiyorum ama ben sana ulaşamıyorum. Ben Metin Karayaz'ıyım, seninle birebir görüşmüşüm ama sana ulaşamıyorum. Ben mübarek Cumhurbaşkanlığı geçtim, vallahi ona ulaşıyorlar. Sana tavsiyem şu, sakın ve sakın insanların duygularıyla alay etme. Sakın ve sakın kendi yorumlarına insanları yönlendirme. Sana bu insanlar bir belediye başkanı seçti. Bu ilçeye hizmet et ama insanlar duygularla hiçbir şekilde uyan. Çalgı, çengiyle burada şehitlik kutlanmaz. Zafer de kutlanmaz. Zafer önce kazanalım, sonra beraber kutlayalım. Bence candan Erçetin'e vereceğin parayla en az 10 tane şehit ailesine ciddi bir yardım yapar. Vesselamun aleyküm İmamoğlu. Şimdi 30 Ağustos günü bir sevgi, barış etkinliğinden evvel 30 Ağustos Zafer Bayramı'na denk geldiği için 30 Ağustos'ta bir yürüyüş düzenlendi. Beylikdüzü Çarşamba ve Pazarın olduğu alandan yürüyüş başlandı. Beylikdüzü etkinlik alanına kadar geldi. Sayın seyirciler, yani belki sizler de oradaydınız ama biz bunu haber yaptık. Tüm medya grup kanallarımızda paylaştık. Yani 1000 civarında kişi ya vardı yoktu. O 1000 kişiden de yaklaşık 700 tanesi belediye personeliydi. Kortej bayraklarla yürürken, o 1000 kişi yürürken, yani dernekler, işte bir takım kuruluşlar falan yürürken, kent konseyi ve 3-4 tane de bir dernekten şahıslar katılmıştı. Yürürken yolun sağında ve solunda, normalde insanların birikmesi lazım, alkışlaması lazım, işte evlerden çeşitli etki ve tepkilerin gelmesi lazım. İnanır mısınız çok sönük bir şekilde gelindi. Etkinlik alanını 20'de birini dolduramadılar. Onun sebebi de şu, Gökhan Bey. Buyurun. Yani televizyonu açmış vatandaş şehit haberini duyarken nasıl alkış yapsın? Değil mi? Ya gencecik bir filan ölmüş. Nasıl alkış yapsın ya? Böyle bir şey var mı? Neyi alkışlıyorsunuz? Yani şimdi mesela Facebook'ta paylaşıyorlar. Falan rahmetli olmuştur. Bakın şimdi bizim insanımızın zihniyetine bakın. İşte Ahmet oğlu Mehmet rahmetli olmuştur. Altına 56 kişi beğendi. Neyi beğendiniz? Onun ölmesini mi beğendiniz? Yok, orada bir başka nüans var. Şimdi buradaki zihniyetimiz bu bizim. Bizim zihniyetimiz bu. Yani 30 Ağustos tam Zafer Bayramı. Tabii ki bizim. Ama bence bir mehteran bir müzik şenliği değildir. Mehteran Osmanlı'nın bir zafer çalgısıdır. Yani de Osmanlı'nın zafer çalgısıdır. Bir savaş çalgısıdır. Yüzlerce, binlerce asker şehit dahi olsa o şeylerin vurması o askere verilen bir şişektir, bir aizdir. Bir savaş, bir naradır. Ama sen bunu getirir bir normal programla, bir müzikle bağlaştırırsan eğlence, meydanda müzik göbek attırırsan tabii sen bir kişi yürüyüşte toplayamazsın ama binlerce kişi canlı gençliğinde toplarsın. Bunu şey olur. Diğer konuya gelelim. Mesela Beylikdüzü'müzün bir sıkıntısı. Beylikdüzü etrafı denizle çevrili bir ilçemiz. Orası evet. Güzel. Fakat araban varsa sahil senin, deniz senin. Araban yoksa yok. Gidemezsin. Şuradan deniz sahiline bir tane belediye otobüsü koymadı veya bir otobüs koymadı. Hiçbir şey yok. Vatandaşlar gidemiyor. Şimdi sahilde bizim bisiklet alanımız var. Benim oğlum bana diyor ki baba nerede bisiklet bineceğiz?
Mübarek, sitelerin içinde yaptılar otopark. Sitelerin içinde zaten bisiklete binemiyor. Ya da yeşil alana site yönetimi diyor, bisiklete binemezsin. E belediyemiz sağ olsun sahilde bir metrelik bir bisiklet yeri bırakmış, oraya da araba giriyor. Hadi ondan vazgeçtik. Çocuk oraya nasıl gidecek? Oraya nasıl gidecek? 10 kilometre. Oraya nasıl gidecek? Hadi gitti rampa aşağı, nasıl yukarı çıkacak? Biz ne yapıyoruz? Hizmet veriyoruz. Aa, hizmetimiz ne? Sakın hakkını yemeyin. Sakın. Hizmet şu, o yolları yaparken bir müteahhitler parayı götürüyor. Birilerinden mal alınıyor. Yok, hizmette sakın kusur etmeyin. Bakın, aylardır Volkan Konağı çıkıyor, Cabrane Çetin'i çıkıyor. Kubat. Çıkıyor, Kubat'ı çıkıyor. Ya yapmayın bunu. Yani haksızlık da etmeyin. Bak bunlar bir para, bunlar bir değer. Evet. Bunları sakın ihmal etmeyin. Ben sadece şunu söylüyorum. Kulmakı kulak almaz. Aynen doğru ya. Bal sana güvendi, sana oy verdi. Ya kendine gel, ya bal seni kendine getir. Zaten o aslında mesajı vermiş. Bir günde seçilirsin, 5 sene yönetirsin diyor. Yani Allah'tan 17 ayı biz kurtardık, işte kalan zaman var. Evet. O kalan zamanda da bir şekilde ne diyelim, doğru yolu görür inşallah. Şehitlerimize saygıyı duyar inşallah. Yani bir de sevgi, barış etkinliği. Ben sevgiyi anladım, bir kenara koydum da. Ya neyin barışı ya? Aynı şeyi Hasan Akgün yaptı. O da büyük bir adam. Yani o da şunu söylüyor, aynı şeyi söylüyor. Ya biz bir sene önceden program yaptık, işte biz efendim bunlara alt mı olacağız, biz güçlü olduğumuzu göstereceğiz, biz güçlü olduğumuzu öyle mi göstereceğiz, ne yapacağız biz biliyor musun? Belgüsü güzel bir ilçe, büyük bir ilçe, güzeli bir nüfuslu bir ilçe. Anadolu'nun bir köşesine şehit olmuş, kerpiçten ev olan bir şehit ailesine. En ufak bir hediye götürdüğüm zaman biz zaten gücümüzü, büyüklüğümüzü göstereceğiz. Belgüsü aldığın parasını doğru yerde kullanacaksın. Doğru şekilde doğru yerde kullanacaksın. Evet. Yani sıkıntı odur. Vallahi bunu yayınlar mısın, yayınlamaz mısın bilmiyorum ama... Cesur Haber çektiği her şeyi yayınlar. Tamam, ben şuna inanıyorum. Hepsine inanır. Yani demek sen yarın öbür gün vazgeçsen de biz bu yayınlanacaktır. Atalarımız doğru söylemiş, CHP Çalgı Çengi Oynama Partisi'ymiş. Çalalım, çevirelim, oynayalım. Peki Metin Karayazı, bölgede Büyük Takip Gazetesi'nin imtiyaz sahibisiniz. Evet. Medya sektörüne de girdiniz. Evet. Gazeteniz düzenli bir şekilde yayınlanıyor. Evet. Bir Beylikdüzü'nün, yani bir gazete patronu olarak veyahut da bir gazete de iştigal eden bir kişi olarak bir Beylikdüzü'nün değerlendirmesini yapar mısınız? Samimi söylüyorum. Benim mesela yazarlardan bir tanesi de Erol Öztürk. Belediyeyle sivri olan bir arkadaş. Hı hı. Ben çok ona kızdım, çok kulağımı çektim. Belediye başkanlarıyla sürekli ne diye kızıp kulağını çok çekiyorsunuz? Çok yazma aleyhinde. Onu yazma, bunu yazma, Facebook'una yazma, oradan yazma, buradan yazma. Araştıralım önce insanı. Hizmet yapmıyor mu, yapmıyor mu? Gerçekten hata yaptığı yeri bul, gel bana yazalım. Gerçekten. Ve bugün onu talimatı verdim. Bu yazı yazıyorsun ve maaşı. Bu gazetede 5000 basılıyor. 5000. Sen benim paramla, benim şehidim ne oldu? Ülkede burada çalgı çengi çaldırtamazsın. Yani çaldırtamazsın kardeşim. Gazetenin manşeti bu mu? Evet. Yeni sayısı. Çaldırtamazsın. Evet. Burada da duyanınızı... Burada yaşayan insanın parasıyla sen burada şehitler varken çalgı çengiyle burada kutlama yapamazsın. Git sat daireni yap. Satar canım. Git sat villanı yap. Ama böyle bir şansın yok. Ben bugün o ilk defa dedim, inan yemin ediyorum bak ilk defa hep Erol Bizgin'lerdim. Hep Facebook'tan yazıyor, kızdım, bağırdım, çağırdım, bazen hakaret bile ettim. Sakın kişisel egolarını tatmin etmeyeceksin. Ha belediye başkanı, biz çok çok hizmet etmiyorsa onu araştıralım, bulalım, tamam bana doğru domeni getir, yaz onun dedi. Ama bununla ben duyarsız kalamazdım, kalmayacağım da, kaldırmayacağım da. Yani yeni sayı diyorsunuz, çıkartıyorum manşete, şu an buradan açıklıyorsunuz ve bunu Beylikdüzü'ne herkese ulaştıracağım diyorsunuz, doğru mu anladım? 5000 tane ulaşacağız, gücümüz o. 5000 kişiye ulaşacak diyorsunuz. 5000 kişiye ulaştıracağım, yetmedi internetten, yetmedi oradan, yetmedi burada. Yani bunu protesto edeceksiniz bu arada. 21 yaşında, 20 yaşında vatan evlatlarının şehit olarak geldiği bir ülkede 30 Ağustos'u Mevlid de kutla be, ne olur be. Belki'de bütün camilerde Mevlid okut ya. 30 Ağustos'tan önceki şehitlerimiz ve sonraki şehitlerimiz, dünkü ve bugünkü şehitlerimiz için. Mevlid okut, evre dağıttır ya. Fakir evlere yemek göndert ya, Allah rızası için şehitlik böyle kutlanır ya. Böyle anılır ya. Yani sonuç olarak diyorsunuz, ben de Metin Karayazı olarak, Büyük Takip Gazetesi olarak
Bu yapılan etkinliğe karşı değil de müziğe karşı diyorsunuz. Tabii ki etkinlik değil. Etkinlik yapsın, orada mağazalar açılsın. Ya orada da mağazalar açılmış ama, satış yerleri açılmış ama iki günde gidip çekim yapıyoruz, çoğu boş, katılım da yok. Yani strateji yanlış. Yanlış. Yani strateji insanlar yanlış. 5 bin lira, 3 bin lira yani veremiyor. Sen şimdi ne yaptın? Bundan önceki belediye AK Parti'ydi, festival alanda yapıyordu, Ramazan'da yapıyordu şimdi. Sen de hani ona tavır olarak, sen CHP'lisin, 30 Ağustos'ta 15 Eylül arası yapıyorsun. Ramazan'da. Ya alışılmış bir şeydi. Hadi ondan vazgeçtim. 30 Ağustos 15 Eylül arası ben festival kurdum. İşte müzik programlar var, dükkanlar var. Orada halk alışveriş yapsın. Ya bu festivali hep sahilde kimseyi rahatsız etme, evleri rahatsız etme, binlerce kişiyi rahatsız etme. Yapamaz ki. Kimi götürecek sahile? Kimi götürecek? Burada millet bir söyle bana yazın. Kimi götürecek? Ya zaten dediğim gibi biraz evvel yarım kaldı konuşma. 30 Ağustos yürüyüşünde 1000 kişi vardı. Bak bundan önce... Yok. Belediye personeliydi. Etkinlik alanın 20'de 1'e ya doldu ya dolmadı. Görüntüler var paylaşılmayanlar sizde. Ama Metin Karayaz'ın da dediği gibi işte bir Volkan Konağı getirirsen, bir Candan Erçetin'i getirebilirsen, işte bir bilmem hangi sanatçıyı getirirsen, halk o sanatçı ismine geliyor. Ha verdiği mesaj da şu, işte siyasi olarak işte halk meydanlarda toplandı. Yok öyle bir şey. Kendini de kandırma, milleti de kandırma. Bu milletin de parasını çarçur etme. Yani olay yok. Sen tabii halka yatırırsan ünlü bir sanatçı halk meydana dökülür. Sen önemli olan etkinlik yapman. Yap bütün camilerde mevlüt. Onu da yap, onu da yap. Tabii ya. Dağıt el. Tercih. Fakir ailelerine götür, yiyecek dağıt. Camiler. O şehit ailelerine götür, bir şeyler yani, ver. Sayın seyirciler, yani Metin Karayaz'ı ben şöyle yapayım. Biz camiye de gidiyoruz, cem evine de gidiyoruz. Kiliseye de gidiyoruz, çekimleri yapıyoruz. Halkımızla paylaşıyoruz. Çünkü 71,5 millet bir aradayız. Yani Metin Karayaz'ın dediği gibi camide yap. Cem evlerinde yap. Yani her tarafta yap bu etkinlikleri. Herkes inançlarına göre o gün şehitlerimiz için ibadetlerini yapsınlar. Ama burada Metin Karayaz ile beraber ortak düşüncedeyim. Ortak payda buluşuyoruz. Dediğimiz gibi her gün şehit haberi aldığımız bir noktada Beylikdüzü Belediyesi'ni ve Belediye Başkanı'nın gece 11.30'a kadar böyle neşeli müzikler çaldırıp Beylikdüzü meydanında insanların oynamasına sebep vermesini ne ahlaki buluyoruz ne de Türk toplumunun değerlerine uygun bulmuyoruz. Sayın Belediye Başkanım Karadeniz'dir. Karadeniz'de mesela şu an bir köyünde veyahut da merkezi bir yerinde böyle bir etkinlik yapılsa, şehit haberlerinin olduğu bir günde bir etkinlik yapılsa inanmıyorum Karadeniz gençleri buna büyük tepki gösterir. Yaşlılara büyük tepki gösterirler. Bu işin Karadeniz'i doğusu, güneydoğusu, batısı, marmarası diye bir şey yok. Bu tabi bir gönül olayıdır. Bu bir inanç olayıdır, bir biat olayıdır. Ben şunu söylüyorum. Gerçekten CHP kültürü o biatın çok dışında. Çalgı, çengi ve eğlence herhalde onlarda bir... Çünkü çok fazla sazla söz çalan milletvekilleri oldu. Şehit anmak onunla olmuyor. Şehit müzikle, programla, oyunla gitmiyor. Biraz saygı, biraz sevgiye şart. Ne bileyim yani o insanlar onu şad ederdi. Ben öyle düşünüyorum. Ben gerçekten öyle düşünüyorum. İnan bana, Sargamış Şehitlerini Anma programında bazı sıkıntılar yaşamıştık biz. Şuraya harcanan paranın ölçek olarak milyonda birine denk gelmeyecek. Küçük bir rakam, biliyor musun? Bu arada parantez içinde söyleyeyim. Onları sıkıntılar yaşamıştık. Metin Karayaz'ın aynı zamanda başka bir kimliği de vardır. Sargamış Şehitleri platformun as başkanıdır kendisi. Onu da parantez içinde söyleyelim ve dinleyelim o konuyu. Önemli bir konu çünkü biliyorum ben mevzuyu. Evet. Siz bir etkinlik düzenliyordunuz şehitlerimiz için. Şimdi o konuyu tabii kapattık. Yani ama yaşanmış bir olay var. Tabii yaşanmış bir olay var. Yani çok cüzi bir şeydi. Beylikdüzü Belediyesi'nin var olmasını yani. Bu Beylikdüzü içerisinde yapılıyordu. Ha diyeceklerdi ki niye Sargamış, niye Beylikdüzü? O zaman ben Beylikdüzü halkına şunu söylüyorum ya. Beylikdüzü'nün bir anda bütün ulusal basında, aynı anda bütün ulusal basında televizyona çıkaran Beylikdüzü Hayat Kulübü'ydü. O dönemler. Evet.
Tabii bu arada onun sporcularına gene bir açıklama yapmak zorundayız. Yani kayıp kulübünün alakası var diyorsanız. Metin Karayaz dediğim gibi çok ünlü kişiliği var. Çok etkinliklerde bulunuyor. Aynı zamanda kendisi kayak sas spor kulübünde başkanı da kendisi. Yani onu da parantezinde açıklayalım. Vatandaşların içerisinde anlaması. Beylikdüzü'nün aynı gün içerisinde gün ortası haberleriyle bütün ulusal basına aklınıza gelecek. Bütün ulusal basında televizyonlar çıkartın. Beylikdüzü tarihinde ilk defa, belki İstanbul'un bir ilçesi tarihinde ilk defa. Evet, bütün kanallar aynı anda. Ve ana haberlere. Şampiyon kayakçılar vardı o olayda. Enteresan da yapıyor musun Gökhan'cığım? O kayakçıların hepsi sarıkamıştı. Evet. Biliyor musun? Evet. Ya sarıkamışın gençler. Beylikdüzü'ne bu fedakarlığı yaptı ama koca Beylikdüzü Belediyesi bu fedakarlıktan kendini imtina etti. Yani orada da yani... Keşke biz de bir Canlar Erçetin çağırsaydık, işte bir o zaman atıyorum bir Volkan Konak çağırsaydık, pardon başka bir Kubat mıdır onu çağırsaydık. Ya bir şeyler çağırsaydık da belki şenlenseydik, yani Sarıkamış şehitlerini öyle bir şekilde anısaydık. Ne güzel olurdu. İşte o zaman ben de biliyorum olayı. Sarıkamış şehitlerini anma etkinliğinde tabii bunun bir maddi boyutu vardı. Burada belediyeden etkinlikle ilgili bazı taleplerine de bulundu. Yani belediyenin yapacağı çok küçük taleplerdi aslında. Büyük bir talep değildi maddi olarak. Fakat o zaman Sayın Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bunu reddetti. Doğru mu? Geçen Ekrem değil. Yok. Tabii ki Ekrem İmamoğlu reddetmedi ama. Kimdi o zaman? Ben güzel bir tanesi. Neyse biz o konuyu kapattık. Yok. Eski belediye. Hayır. Yusuf Uzun'la şimdi tabii o belediyeyi kaybetmiş. Bizim iş... Peki şu an yönetimden kim olarak yani konuya çıkartıp söylemek lazım? Yok, o kendini iyi biliyor. Savunmasını o kendisi yapsın. Çok da önemsemedik biz o olayı. Meclis üyelerinden biri mi? Yok. Ve konuyu kapattık. Başkan yapmışsın. Yok, isim verme, boşver. İsim verme. İsme gerek yok. Biz zaten bütün hazırlıklarımızı yaptık. Çünkü Sarıkamış dünyaya mal olmuştu. Türkiye'ye aşık. Daha sonra siz bunu bir okulun şeyinde yaptınız, doğru mu? Evet, İlaz Koleji'nde yaptık. Belediye Kültür Merkezi'ne yer tahsis edilmediği için İlaz Koleji'nde yaptık. Yok, edilmedi değil. Peki, doğrusu nedir yani? Konu yaşıyor. Edilmedi değil. Yer tahsis edilmedi değil. Ya? Ufak bir sürtüşme meydana geldi. Tabii biz de bu sürtüşmeden dolayı kızdık. Kırıldınız. Çünkü Beylikdüzü Belediyesi ne Ekrem İmamoğlu'nun ne onun belediye başkan yardımcılarının ne birisinin malı değildir. Beylikdüzü halkının malıdır. Seçimde gelmiş. Oysa bana sen de girişin içine değil zaman ben Metin Karaca olarak elimi sokacağım. Ama onlar fert olarak sokmuyor. Bunun da çok önemi yoktu. Biz sonra yine belediyeyle beraber hareket ettik. Yani bir noktalarda ettik. Bir bortlara dedik, 3 tane bir borta sarılmış asıldı. Sadece 3 taneye. Sarılmış çok büyük değildi. Ama git şimdi her yerde Canan Erçetin'in var. Değil mi? Enteresan. Git her yerde Volkan Konağı'nın oluyordu. Niye bu? Sarılmış sadece 3 yere asıldı. 3 yere. Şu sinyali vermek istiyorum ya, bilmiyorum tabi izleyenler içerisinde CHP kökenler de olabilir ama maalesef aksini bana yazabilirler, sıkıntı yok. Vatan millet bayrak, lafla olmuyor. Vatanı sevmek, vatan uğruna ölmektir. Milleti sevmek, milleti tanımaktır. Bayrağı sevmek, uğrunda ölüp onu göklere çıkarmaktır. Onu müzikle, çangıyla, çengiyle yaparsak o zaman ben bana tavır yapan CHP'li kardeşlerim gidip belediye tavır yapmasını bekliyorum benden önce. Programımızın sonuna geldik. Dediğimiz gibi programın başında da bir paylaşımda bulunduk, bir haber yaptık. Yaptığımız haber de şuydu. Beylikdüzü Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu seçimlerden evvel bir video yayınlamıştı yapacaklarıyla ilgili. İşte 3 köye 3 meydan diye biz de o videonun üzerine olduğu gibi video yayınlayarak sadece sorular sorduk. Çünkü 17 aydır kendisinden basın toplantısı yapmasını istiyoruz. Beylikdüzü halkı adına soracağımız sorular var. Bizim ve diğer basın mensubu meslektaşlarımızın. Ama dediğimiz gibi Beylikdüzü Belediyesi kaçak dövüştüğü için basına da kapılarını kapattığı için tabii yanlış taraf penguen bazı basın mensuplarını ayırıyoruz. Belediyenin maaşa bağladığı bazı medya mensuplarını ayırıyoruz. Ama gerçekten bu işi dürüst olarak halk için yapan medya mensupları olarak biz bir arada toplandık. Yani diyoruz ki belediye başkanı gelsin
karşımıza çıksın evraklarıyla. Biz de gazeteciler olarak başkana sorular soralım. Yani belki bizim soracağımız sorular başkanın yapmış olduğu faaliyetlerdir. Ama bizim bilgimiz olmadığı için eksik de bilgimiz olabilir, eksik duyumumuz da olabilir, eksik evrağımız olabilir. Başkan mert bir şekilde çıksın medyanın karşısına. Medya sırayla sorularını sorsun. Başkan da soruların cevaplarını halka bildirsin. Bizler de bütün medya mensupları olarak halkımızı bilgilendirelim. Kafalardaki soru işareti çıksın. Mustafa Kemal Atatürk'ün çok sevdiğim bir sözü vardır. Kendisi de Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurucusudur aynı zamanda. Ekrem İmamoğlu da her tarafta Atatürk Düşünce Derneği'nden bahsetmekte. Atatürkçü olduğundan bahsetme. O zaman bize diyoruz ki Sayın Ekrem İmamoğlu, Atatürk şöyle demiştir. Basın halkın müşterek sesidir. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bu sözünü hatırlatarak lütfen bir basın toplantısı düzenle. Taraf, yandaş, penguen gazetecileri de çağır oraya. Bazı gazetecileri de çağır. Taraf, yandaş, penguen olmayan gerçekten bu gazeteciliği, televizyonculuğu, radyoculuğu, basın sektörünü ciddiye alan, gazetecilik sektörünü ciddiye alan herkesi çağır oraya. Herkes sizin şahsınıza sorular sorusun. Şahsınızla ilgili değil, bunu da şey yapıyorum, şahsınızı kesinlikle ayrı bir yere koyuyoruz. Belediye başkanı olduğunuz için biz Ekrem İmamoğlu ile ilgileniyoruz. Yoksa belediye başkanı olmasanız biz için sıradan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşısınız, sıradan bir insansınız ama belediye başkanlığı ünvanınız olduğu sürece bizim muhatabımızsınız, tüm medyanın muhatabısınız. Yoksa şahıs Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Ekrem İmamoğlu özel hayatı ve yaşantısı bizi ilgilendirmez. O onun özelidir ama Türkiye Cumhuriyeti Beylikdüzü İlçe Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu her türlü şekilde bizi ilgilendirir ve ona sorularımız var.